Futbolun içinde her türden, her yetenekten insana yer var. Kadife bileklere de, tabiri caizse ciğersizmiş gibi yorulmadan koşanlara da, duvar gibi sağlam duranlara da. Bizim anlatacağımız kişi daha çok bu duvar gibi tabirine uyanlardan. Duvar gibi dediğime bakmayın. Aslında ince ruhlu, eğlenceli, türkü dinlemeyi, söylemeyi seven biri. Bahsettiğim ismi zaten hepiniz biliyorsunuz. Fenerbahçe, Galatasaray ve önemli Anadolu kulüplerinin formalarını giyen milli gururlarımızdan Servet Çetin'i anlatıyorum bu hafta sizlere. Servet Çetin 17 Mart 1981'de Iğdır'da dünyaya geldi. Anadolu'nun en ücra köşelerinden, Türkiye'nin doğu sınırlarını belirleyen şehirlerimizden birinde doğan Servet için hayatın çetin geçmesi hiç de şaşırtıcı olmazdı. 11 çocuklu kalabalık bir ailenin en küçük çocuğu olan aslen Azeri kökenli Servet, futbol oynayan ve futbol oynayacak olan her çocuk gibi küçük yaşlardan itibaren elinden topu düşürmemiş, mahallede bıkmadan usanmadan top oynayan dönemin top sevdalılarından biri olmuştu. Döneminde sıkça rastlanıldığı gibi Anadolu'dan iş imkanlarının en fazla bulunduğu İstanbul'a göç eden ailelerden biriydi Çetin ailesi. Bu Çetin hayat mücadelesinde hem çok sevdiği futbol oynamak, hem okuluna devam etmek, hem de ailesine yardımcı olmak istiyordu. Bu uğurda okuldan çıktıktan sonra ailesine maddi katkıda bulunmak isteyen Servet, ayakkabı boyama işiyle bile uğraşıyordu. Servet Çetin henüz bir çocuktu ama soyadı gibi hayatı da onun için çetindi. Kaderin cilvesi midir yoksa şansın yüzüne gülmesi midir bilinmez, Servet'in profesyonel futbola adım atması da bir hayli enteresandı. Bir gün yine ayakkabı boyama işini bitirip eve döndükten sonra yorgun bir hal ile eve girdi Servet. Biraz sonra çalacak olan telefonla hayatının değişeceğinden de habersizdi. Çalan telefon ile beraber ahizeyi kaldırdı. Arayan Kartalspor antrenörü Cevat Hoca'ydı. Servet'e "Abin Hüseyin nerede?" diye sordu. Servet'ten "Bilmiyorum" yanıtını alınca Servet'i Türk futboluna kazandıran o teklifi yaptı. "Özel maçımız var, oynamak ister misin?" Servet'te ne yorgunluk kalmıştı ne de başka olumsuz belirtiler. Servet o gün o kadar iyi oynadı ki ertesi sene Kartalspor'la profesyonel sözleşme imzaladı ve A takımda boy göstermeye başladı. Artık profesyonel bir futbolcuydu ve oyun tarzı olarak da hepimizin bildiği üzere güçlü, sert, zorlu ve yenilgiyi kabul etmeyecek bir anlayışa sahipti. Kartalspor'da geçirdiği 3 yılın ardından 51 maça çıkmış, bir gol atmış cengaver bir genç olarak İzmir'in Göztepe'sine transfer oldu. 20 yaşında potansiyeli çok yüksek olan Servet, Göztepe'de gösterdiği bir sezonluk performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok kulübün radarına girmişti. 1 Temmuz 2002'de çok daha çetin mücadeleler için hedefi daha yükseklerde olan Denizlispor'a transfer oldu. 2002-2003 sezonu hem Servet hem de Denizlispor tarihi için müthiş bir sezon olacaktı. Milli takımdan da davet aldığı o sezonda Denizlispor'la 35 maçta forma giymiş ve Denizlispor'un UEFA Kupası'nda 4. tura kadar yükseldiği unutulmaz performansın büyük pay sahiplerinden biri olmuştu. Öyle ki 3. turda Fransa devi Lyon karşısında oynadığı futbolla herkesi mest etmiş, hem 3 büyüklerin hem de Lyon'un transfer listesine girmişti. Ve tarih 1 Eylül 2003'ü gösterirken Servet Çetin İstanbul'a sarı lacivertli formayla geri döndü. 1.2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Servet'i artık tüm Türkiye tanıyordu. 22 yaşındaydı ama bu hikayede de sıklıkla bahsettiğimiz üzere çok çetin geçecekti. Fenerbahçe tercihinin Servet için doğru bir tercih olup olmaması konusu tartışıla dursun, Servet Fenerbahçe'de hiçbir zaman istediği forma rekabetine ya da şanslarına sahip olamadı. Daha ilk haftalarda bile Daum tarafından maçlarda oynatılmayınca arkadaşından öğrendiği 3-5 cümle İngilizce, Almanca ile Daum'un odasına dalıp "Beni ne zaman oynatacaksın?" diyordu. Bu çıkışı üzerine Daum, sonraki hafta oynanan Galatasaray maçıyla formayı Servet'e verdi.
2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe'de çıktığı maç sayısı Denizli Spor'da geçirdiği tek sezondaki maç sayısıyla neredeyse eşitti. Sarı lacivertli formayı giydiği dönemde Fabio Luciano, Stefan Thomas, Can Arat, Deniz Barış gibi isimlerle forma rekabeti veriyordu. Her ne kadar eleştirilse de Fenerbahçe kariyerinde iki kez lig şampiyonluğu yaşadı. O dönemlerden kalma bir olaydan da bahsedelim. Malum dönemin en gözde golcülerinden Andriy Shevchenko ile Servet hem Fenerbahçe-Milan maçlarında hem de Türkiye-Ukrayna maçlarında sık sık karşıya geliyorlardı. Gönül isterdi ki bu karşılaşmalardan zaferle çıkan Servet olsun ama olmadı. Döndürme Servet döndürme sözü hala birçok kişinin aklındadır. Servet bu olayı şöyle anlatıyor. Shevchenko hikayesi bizim üstümüzde yapıştı kaldı, temizleyemedik. O maçta biz ilk kez 3-5-2 oynuyoruz. Ümit Özat libero, ben Gilardino ile, Önder Turacı da Shevchenko ile adam adamı oynuyor. Önder adamı kaçırdı, bize mal oldu. Hatta Önder'e, oğlum niye söylemiyorsun bu konuyu? Bir röportaj yapsana, Shevchenko'yu ben kaçırdım falan desene dedim. Shevchenko'nun en formda dönemiydi. Ama olsun, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Servet'in Fenerbahçe ile daha fazla aynı yoldan gitmesi mümkün olmayınca 2006 yılında daha fazla forma şansı bulmak ümidiyle Anadolu'nun köklü kulüplerinden Sivasspor'a transfer oldu. Sahadaki hırslı ve güçlü tavrının yanı sıra liderlik özelliğiyle de Sivasspor'un o sezon başarılı bir yılı geride bırakmasında önemli rol oynamış, tekrardan milli davet almış ve toplamda 28 maç terlettiği Sivasspor takımında kaptanlık pazubandını da takmıştı. Servet Çetin 2007-2008 sezonuna girilirken tekrardan Türk futbolunun gözde savunmacılarından biri haline gelmişti. Ve sezon başlarken kendini yine İstanbul'da fakat bu kez Avrupa yakasında bulacaktı. Galatasaray, Thomas'ın Rusya'ya transfer olması ile savunma hattında yenilgiye boyun eğmeyen sert ve güçlü birinin yani çetin bir adamın peşine düştü. Sarı kırmızılı formayı ilk kez o sezon terleten Servet belki de kariyerinin en güzel yılını geride bırakıyordu. O sezon Galatasaray'ın oynadığı toplam 61 maçın 59'unda sahada yer alarak müthiş bir istatistik yakalamış ve takımıyla şampiyonlukla yaşamıştı. 2008 yılı Türk halkı için unutulmaz bir yıl olmuştu. Eminim Servet'e de sorsak 2008 yılı hiç bitmesin isterdi. A-Milli futbol takımımız Avusturya ve İsviçre'de gerçekleşecek Euro 2008 şampiyonasına katılacaktı. Bu kadronun demirbaşlarından biri de Servet Çetin'di. Grup müsabakalarında oynadığımız bütün maçlarda şanlı formamızı giyen Servet, birçok mucizenin yaşandığı, ağlamaktan gözyaşlarımızın kalmadığı, bağırmaktan ses tellerimizin yırtıldığı o olağanüstü turnuvada bizleri gururlandıran aslanlardan biriydi. Servet Çetin'in kariyer geçmişine göz attığımız zaman gözümüze çarpan ilginç bir özelliği olduğunu fark ediyoruz. Kulüplerin ve milli takımımızın önemli kilometre taşlarında her zaman bir yerde adının geçtiğini görüyoruz. O kilometre taşlarından birinde Galatasaray formasıyla yine imzasını atıyordu. Tarih 11.01.2011. Yer efsanevi Ali Samiyan Stadı. Kulüp tarihinin en kötü sezonu geride kalıyor. Taraftarlar agresif, futbolcular üzgün. O gün Galatasaray Ali Samiyan'daki son resmi maçına çıkıyor. Rakip Beypazarı Şekerspor. Maçın son 20 dakikasına amatör küme ekibi rakibi karşısında Ali Samiyan'daki son resmi maçına geride giriyordu Galatasaray. Servet yenilgiye boyun eğmeyen tavrıyla birincil görevini bırakmış ileride gol arıyor. 72. dakikada sol kanattan içeri açılan ortada yaptığı ravaşata vuruşu ile takımına beraberliği getiriyor. Son bölümlerde gelen goller ile Galatasaray maçı kazanırken felakete sürüklenen Galatasaray'a Servet Çetin dur diyordu. Aynı Servet, Türk Telekom Arena'nın ilk resmi maçı olan Sivasspor maçında eski takımına karşı attığı gol ile Türk Telekom Arena'da atılan ilk golün altına da imzasını atıyordu. Anlaşılan o ki tarihe imzasını atmak Servet Çetin için bir huy haline gelmişti. Servet, özdeşleştiği kulübü Galatasaray'dan 2011-12 yılı sonunda şampiyonluk sevinciyle ayrıldığında kariyerinin yavaş yavaş düşüşe geçtiği döneme giriş yapmıştı. Son duraklarından biri olan Eskişehirspor'da da bir iz bırakmalıydı Servet.
Trabzonspor maçında attığı gol öylesine alışılmışın dışındaydı ki izleyen herkes gözlerine inanamamıştı. İri yapısı ile hiçbir zaman seri ya da çok usta ayak bileklerine sahip bir oyuncu olamamıştı. Attığı bu golle bunu da yaptım imajını, mesajını tüm Türkiye'ye veriyordu. 2016 yılında da son kulübü Mersin İdman Yurdu ile yeşil sahalara veda etti. İkisi Fenerbahçe ve ikisi Galatasaray'da olmak üzere 4 Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Futbola başladığı ilk günlerde neyse, futbolu bırakana kadarki süreçte de aynı adamdı o. Hiçbir zaman var olanla yetinmeyip gece geç saatlerde antrenman sahasının ışıklarını yaktırıp eksiklerini gidermek için kendi başına çalışan, hatta bazen kendisine zarar verecek kadar çok çalışan bir adamdı. Bu sayede şampiyonluklar gördü, milli takımla belli bir seviyeye ulaştı. Herhalde bir insan için en gurur duyulası olaylardan biridir. Soyadının hakkını vermek ve Servet bir ömür harcadığı yeşil sahalarda soyadının hakkını en çok veren adamlardan biri olarak hatırlanacak. Servet Çetin aktif olarak futbol oynadığı dönemde bazı taraftarların beğendiği, bazısının ise sıkça eleştirdiği, beğenmediği bir isimdi. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Videoyu sonuna kadar izleyenler yoruma benim hikayem yazarsalar kimler hala bizimle görmüş oluruz. Yeni bir hikayede buluşmak dileğiyle hoşça kalın.